Evet arkadaşlar, şu an Hydro'nun standındayız. Elinde yeni geliştirdiği güç kaynaklarını bizlere tanıtıyor. 650 watt'lık bir güç kaynağına sahip. 135 mm Blue Dynamics Bearing Fan. Şurada arka tarafta sistemini görebiliyorsunuz. Gerçekten yeni özelleştirilmiş tasarımda karşımıza çıkan geliştirdiğimiz. Evet. Tasarımıyla da oldukça dikkat çektiğini söyleyebilirim. Tasarımda özellikle çalıştık diyor ve fanıyla ilgili de bir takım bilgiler verdi. Ancak arka tarafta dikkatimi çeken diğer bir özellik serbeti hemen arkamızdaki görmüş olduğunuz sistemin detayları arkadaşlar. Orada SRI Strix'in kullanıldığını görüyorum ben. Evet. Su soğutmalı bir sisteme sahip olduğunu söylüyor. Ve diğer taraftan şurada detayları görecek olsak Intel'in Core i7-6700K işlemcisi kullanılmış bu cihazın üzerinde. Asus ROG Maximus 8 Formula anakartı ve yine Asus ROG serisinden Matrix GTX 980 Ti'den SLI yapılarak karşımıza çıkmış. Gerçekten oldukça ışıltılı yapıya sahip olmasıyla da özellikle çılgın oyun severlerin beğeneceğini düşündüğüm bir cihaz oluyor. Burada bunlardan çok fazla görmek mümkün fuar alanı içinde. Ve az önce bizlere tanıtılan güç kaynağı da FSP'nin Hydro G850 Watt'lık bir güç kaynağı. Bu cihaz üzerinde takılı duruyor. Şu yukarıda gördüğünüz güç kaynağı yani. Az önceki farklı watt değerine sahip bir cihazdı. Evet. Şurada yine özellikle şunu da görmek lazım. Burada dikkatimizi çeken diğer bir detay. Burada Street Fighter özel bir arcade editör. Gerçekten oldukça şık görünüyor. Evet. Standa dolaşmaya devam edelim yine. Hydro'nun standında farklı bir alana da doğru gidiyoruz. Burada yine farklı bir güç kaynağı bize tanıtılacak galiba. Evet. 500 watt'lık oldukça kompakt yapıda bir cihaz. Daha küçük boyutta olan sistemlerde kullanılıyormuş bu cihaz. Bu cihaz arkadaşlar VR için özellikle geliştirilmiş bir cihaz. Tamamen VR performansını kullanıcılara sunmak üzere geliştirildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Burada zaten adamın aktardığı bilgilerde onunla ilgili. Bu tür cihazlarda bildiğiniz gibi sanal gerçeklik cihazlarında güçlü sistemler gerekiyor. Ancak güçlü sistemler gerekirken elbette büyük sistemler değil bunlar. Gayet kompakt yapıda cihazlarla birlikte karşımıza çıkıyorlar. Burada diğer bir yine Steam'in kurulu olduğu bir oyun bilgisayarını da burada yanında hemen görüyoruz. Ve burada elbette Rocket'i de unutmamakta fayda var. Ve evet, HTC Vive burada. Bildiğiniz gibi bunun ön incelemesini daha önce biz HTC'nin ofisinde gerçekleştirmiştik. Eğer o incelemeyi kaçırdıysanız onu da yakından tekrardan incelemenize fayda var. Sanal gerçeklik dünyası önümüzdeki dönemde oldukça başımızı daha fazla meşgul edecek gibi görünüyor. Burada da tanıtılan, burada da fuar alanında da çok sayıda HTC Vive ve türevi sanal gerçeklik cihazlarının yan yana konumlandırdığını gördük. Ama burası, bu stand tamamıyla güç kaynağı üzerine oynayan bir markanın FSP'nin standı. Burada güç kaynaklarını ve onların o güç kaynaklarını güç verdiği sistemleri yan yana görebiliyoruz. Burada yine Raiders 2 isimli yine farklı bir güç kaynağı var. Onun yanında Hydro X ve burada tabii ki yine FSP denince akla hem bu tür bilgisayarların güç kaynakları geliyor hem de cep telefonlarımızın olmazsa olmaz artık powerbankleri de yanına görebiliyoruz. Burada da farklı seçenekler bizlere sunulmuş. Evet, bu standtan herhalde aktarılacaklarımız bu kadar. Daha fazla detay oldukça sizlerle iletişime geçeceğim.